değerli dinleyicilerim. Hikayemizin heyecan dolu 3. bölümüne hoş geldiniz. İyi dinlemeler. Arkamı döndüm. Kimse yok. Odanın kapısından biri beni çağırıyordu. Gelmiyorum dedikçe, geri geri gittikçe gel diyordu. Kapıda bir karaltı belirdi. Sadece gözleri görünüyor. Evet, annemin gözleriydi bu. İnsan annesinin gözlerini her yerde tanırdı. Annemin gözlerini görünce karanlık koridora doğru attım kendimi. İleride annem vardı. Tam belli olmasa da gözlerinden tanıdım. Annemdi o. Sarılıyordum ona. Sanki 40 yıllık hasret giderir gibi sarılıyordum. Ama ellerim, kollarım, her yerim küller içinde kalmıştı. Fakat annemin ayakları tersti. Sonra yüzüne bakınca uzun ve kirli saçlı, siyah dişli, gözlerinin yerinde iki çift alev olan birini görüyordum. Yüzü ve bedeni Atakan'a benziyordu. Ancak gözleri o ana kadarki gördüklerimden farklı, bildiğin alev alev yanıyordu. Bir şeyler söylüyordu bana. Nefret dolu, ateş dolu gözlerle bakarak. Anlamıyordum ne dediğini. Bir şeyi işaret ediyordu gözleriyle. Gözleri boynumdaki kolyedeydi. Kolyeyi işaret ediyordu. Açtım kolyeyi, içine baktım. Kolyede resmim duruyor. Fakat gözlerim oyulmuş, yerine mavi boncuk koyulmuştu. Aynı Atakan'ın resmi gibiydi. Bir de resmin alnında bir şeyler yazıyordu. Tekrar Atakan'a baktım. Bakmamla beni boğmaya başlamıştı. Sonra babamın sesiyle uyandım. Annem ve babam korkmuş ve telaşlı bir şekilde başımda bana bakıyorlardı. Yine kendi kendime hem bağırıp hem gülüyormuşum. Sesimi duyup gelmiş babam yanıma. Baba, yine kabus gördüm. Her geçen gün kabuslarım daha da artıyor. Daha da çok korkuyorum dedim. Babam da korkma oğlum, hepsi geçecek. Uyu hadi biraz daha, yanındayım ben dedi. Uyumuştum sabaha kadar. Kalkınca ilk işim kitabın arasına koyduğum kağıdı alıp kitapçıya gitmek oldu. Rüyamda kül ile alnıma yazılan şey ile kağıtta yazan şey aynıydı. Bayağı bir merak etmiştim ne olduğunu. Kapıdan çıkacakken annem çağırdı. Kahvaltı hazırlamıştı. Yemem için ısrar etmesine rağmen acelem olduğunu söyledim. Babam sofrada oturuyordu. Ona da biraz geç gelebilirim. Sen kahveye falan git istersen baba dedim. Aslında geç gelme gibi bir niyetim yoktu. Direkt sözlük alıp kitabı incelemekti amacım. Onlar bilir diye tarikatçı kitapçılardan birine gittim. Adam kağıdı elimden aldı. Bu Arapça dedi. Ne yazıyor abi dedim. Gel yazıyor kardeşim dedi. Donup kalmıştım. Gece rüyamda duyduğum ses de sürekli gel diyordu bana. Adam iyi misin dedi. Biraz kendini toparlayıp iyiyim abi. Bana Arapça geniş kapsamlı bir sözlük verir misin dedim. Sözlüğü aldım. Parasını verip kitapçıdan çıktım. Eve doğru yürümeye başladım. Ancak aklımda bir türlü düşünceler vardı. Rüyamda resmime neden gel yazılmıştı. Neden gel diyorlardı. Benden ne istiyorlardı. Bu düşüncelerle eve vardım. Babam kahveye gitmişti. Annem açtı kapıyı. Eve girdim. Doğruca odama geçtim. Kitabı açtım. Yanına sözlüğü koydum. İlk olarak kitabın başındaki iki sözcüğü sözlükten arayıp buldum. Ateş ve ilim çıkıyordu. Ateşin ilmi, şeytanın ilmi demek oluyordu bu sanırım. Sonra Atakan'ın söylediği sayfadaki kelimeleri tercüme etmeye çalıştım. Ancak bunların karşılığı yoktu. Harf harf tercüme ettim. Tuhaf kelimeler çıkıyordu. Bunlardan biri de Atakan'ın bahsettiği beş isimden biriydi. Atakan'ın söylediği sayfadaki başlığı tercüme edince yok etmek anlamında olduğunu gördüm. Yok etmek yazan bir sayfanın altında Atakan'ın söylediği isim vardı. Atakan bana onlardan birini yok ettirmeye çalışıyordu. O zaman anlamıştım. Peki neden bana yaptırıyordu bunu? Onun aklına benim kitabın her yerini açıp inceleyeceğim gelmemişti sanırım. Direkt onun dediği sayfayı açıp yazıları yazıp sonra da yakarım diye düşünüyordu demek ki. İlk sayfayı açtım. Rüyamda gördüğüm gözlere benzer bir resim vardı. Sadece tasvirdi.
Kitabı sadece sözlükten tercüme edip anlamak çok zordu. Harflerin hepsi birbirine benziyordu zaten. Ancak ilk sayfadaki ateş ilmi yazısını görünce bunun pek de tekin olmayan bir kitap olduğunu anlamıştım. Sayfaları çevirdikçe şaşkınlığım daha da arttı. Birbiriyle alakası birçok şekiller vardı sayfalarda. Boyama kitabı karalayan çocuk gibi harf harf çevirmeye çalışmaktan bıkıp sadece resimlere bakıyordum. Sonlara yakın bir sayfada muma benzer şekiller gördüm. Resimde tam 28 adet mum vardı. Aklıma hemen Atakan'la o gece yaptığımız ayin geldi. O günde Atakan 28 mum kullanmıştı. Demek ki o ayini bu kitaptan öğrenmişti. Oturdum. 2 saat kelime kelime bu sayfayı çevirmeye çalıştım. Bu bir ritüelmiş. Bazı varlıklarla iletişime geçmek için o mumlar kapı vazifesi görüyormuş. Mumlardan yükselen duman onlara bir beden sağlıyor ve bu duman vasıtasıyla iletişime geçilebiliyormuş. O gece Atakan bana sessiz olmamı söylediğinde buna istemeyerek de olsa uymadığım için o varlıkların çocuklarının birini istemeden de olsa öldürmüş olabilirdim. En azından o geceden sonra olaylar arttığı için böyle düşünüyordum. Bu yüzden benden intikam almak istiyorlardı çocukları için diye düşündüm. Karar vermiştim. Kendim bu ritüeli tekrar yaparak hiçbir şeyin suçlusunun ben olmadığımı onlara anlatacaktım. Bu derece kurtulmak istiyordum onlardan. Kelime kelime tercüme ettim o sayfayı. Malzemeleri vermek ne kadar doğru bilmiyorum. Ama yine de söylüyorum. 28 tane mum, ifritler tarafından lağvedilmiş bir kolye. Sadece boynunuza takacağınız ve üzerine resminizi koyabileceğiniz bir kolye de olabilir. O kitapta yazan sözler ile çağırmak istediğinizin adının yazılı olduğu kağıtlar. Bütün mumları hazırladım ve kitapta belirtilen, ayrıca Atakan'da bizzat şahit olduğum şekli yaptım. Ortasına kendi resmimin olduğu kolyeyi koydum. İsimleri yazdım ve ışıkları kapattım. Mumları yaktıkça tekrar Atakan'ın evinde olan şey olmaya başlıyordu. Yani bir hayli boş olan odamda istemsizce dolaşan binlerce gölge vardı. Ama sadece mumlara odaklanmalıydım. Başka yere bakmamalıydım. Bu tehlike arz edebilirdi. Kitaptaki sözlerin Türkçe okunuşlarını da bir kağıda yazdım. Yani Türkçe anlamlarını değil, sadece nasıl okunduklarını Türkçe olarak yazdım ve oradan okumaya başlamıştım. O sözleri okuyup arkasından birinci ismi okudum. Sonra sırasıyla aynı işlemi diğer isimlere de uyguladım. Size bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Kendi kendinize konuşmak gibi bir duyguydu bu. Bir rüzgar sizinle konuşuyor gibi diyeyim. Öyle duyduğunuz gibi Arapça falan konuşmuyor. Siz onu anlıyorsunuz. Çünkü sizin içinizden konuşuyor. Ancak dışarıdan bu ritüeli izleyen birisi sizin kendi kendinize Arapça konuştuğunuzu zannederdi. Tıpkı köpeklerin kendi aralarında anlaştıkları ama bizim sadece hav hav sesi duymamız gibi. Siz onlarla iletişime geçince dışarısı sizin Arapça konuştuğunuzu zannediyor. Kitaptaki birinci ismi çağırmaya başladım. Bilmem ne kabilesinden, bilmem nenin oğlu, kendini tanıt dedim. Hem korkuyor hem de onu çağırıyordum. Sonra bir ses duyuldu. Gel dedi sadece. Hayır gelmem, sen kendini tanıt dedim. Fazla ayrıntı veremeyeceğim. Kendimi kötü hissediyordum. Ayrıca sizin için de uygun olmazdı. Benden ne istiyorsunuz? Beni nereye götüreceksiniz diye sordum. Sen katilsin dedi. Ben katil değilim dedim. Sülaleni öldüreceğiz. En sonunda sen de öleceksin dedi. Asıl ben sizi öldürürüm dedim. Hepimizi mi öldüreceksin dedi. Mumlar öyle bir alev aldı ki o korkuyla hepsini devirmiştim. Perde tutuşmuştu. Babamgil koştu kurtardı beni. Dışarı zor attık kendimizi. Dışarıdan odamın yanışını seyrediyordum. Her şey o odadaydı. Kitap, kolye, hepsi içeride kalmıştı. Elbiseler falan umurumda değildi. Son umudum olan kitap cayır cayır yanıyor, bense onu seyrediyordum. Alevler öyle şiddetliydi ki sanki alevlerin üzerine biri sürekli benzin döküyordu. Sanki bir ateş topu odayı kaplamıştı. Ben sadece izliyordum çaresizce. Yanımda babam ve annem, konu komşu dışarı çıkmıştı.
İtfaiye geldi. Uzun uğurlar sonucu söndürmüşlerdi odayı. Evin diğer odalarına sıçramamış, kimseye zarar vermemiş, sadece benim odam alevler içinde kalmıştı. Sevinsem mi, üzülsem mi bilemiyordum. Yorgun bir halde evden çıktık. Dışarıda bir kelime bile etmemişti. Ne babam sormuştu yangının nedenini, ne de annem. Sadece kaygılı, bitkin gözlerle odamın yanışına bakmışlardı. İçeri girince sordum babama. Merak etmiyor musun neden çıktığını diye. Sadece başını öne eğdi. Hiçbir şey söyleyemedi. Sanki babam da farkındaydı her şeyin. Oturduk salonda üçümüz. Ne zaman kurtulacağım baba dedim. Ağlıyorum bir taraftan da. Bilmiyorum oğlum dedi. Bilmiyorum. Odaya hiç girmedim o gece. Sabaha kadar da uyku girmedi gözüme dedi. Sabah ezanıyla beraber odaya girecek cesareti kendimde buldum. Ve son durumu görmek için odaya girdim. Odaya girdiğimde her yer içten simsiyahtı. Aslında odaya girince yine bana bir oyun oynayacaklarını düşündüm. Eskisi gibi korkmuyordum onlardan. Çünkü okulumu mahvettiler. Ailemi mahvettiler. Daha başka ne yapabilirlerdi ki? Her şey harap olmuştu. Ayağımı bastığım alanın altına bir kabartı hissettim. Ayağımı kaldırıp halıya baktığımda kolyem yerde duruyordu. Ancak simsiyah olmuştu. Kitabı arıyordu gözlerim ama o yangından yanmadan çıkması imkansızdı. Kolyemin kapağını açtım. Resmim hala duruyordu. Resmimin alın kısmında o yazı vardı yine. Bu sefer rüya değildi. Her şey bizzat gerçekti. O ana kadar yaşadıklarımdan en ürkütücüsüydü. Belki de bu. Rüya ile gerçeği karıştırıyordum sanki. Yazı kül ile yazılmıştı. Kolyem kapalıydı. Resim sağlamdı. Peki o yazıyı oraya kim ve neden yazmıştı? Artık bu soruları sormuyordum kendime. Çünkü biliyordum onlar yapmıştı. Hatta ismiyle söylersem beşinin arasından yapan o olmalıydı kesinlikle. Bu kolyeyi hocaya götürmeye karar verdim. Cebime koydum. Babama hocaya gitmek istediğimi söyledim. Tamam oğlum dedi. Benden çok o bıkmıştı. Ama bir şey söyleyemiyordu işte. Ne yapabilirdi ki? Onlardan kime bahsedebilirdi? Deli damgası yerdi belki de. Hocanın evine gittik. Kapıyı diğerlerinde olduğu gibi genç kadın açtı. Bu genç kadın bayağı yer etmiş sanırım bende. Çok ilginç bir yüzü vardı. Gözleri hep yere bakıyordu. O an dikkatimi çekmişti. Bu kadının gözlerini hiç görmemiştim. Buyurun içeri geçin dedi. Geçtik babamla içeri. Hoca içeride oturuyordu. Hoca direkt bana bakıp niye daha önce getirmedin dedi. Niye hocam dedim. Cebindeki lav edilmişi dedi. Babamla biz birbirimize baktık öylece ve kaldık. Gel otur karşıma dedi. Karşısına oturdum. Elini uzat dedi. Elimi uzattım. İçine bakmaya başladı. Bir yandan da boynumdaki kolyeye bakıyordu. Kolyeyi açmamı söyledi. Kolyeyi açınca resimde yazan yazıyı gördü. Bu yazı ne demek biliyor musun dedi. Kafamı evet anlamında salladım. Seni neden istediklerini biliyor musun dedi. Yine evet anlamında salladım. Peki hiç iletişime geçmeyi denedin mi dedi. Hayır dedim. Gözlerime bak dedi. Gözlerine baktım. Hiç iletişime geçmeyi denedin mi? Doğruyu söyle dedi. Evet dedim. Sana yazdığım şeyi takıyor musun dedi. Hayır dedim. Onun yerine bunu mu takıyorsun dedi. Evet dedim. Bana o anda bir tokat attı. Hiç unutamam öyle bir tokadı. İlk defa yemiştim hayatımda. Babam bayağı şaşırmıştı hocanın bana tokat atmasına. Ancak hiçbir şey demedi. Sen ne halde olduğunu biliyor musun dedi hoca. Hiçbir şey demeden yere bakıyordum. Yüzüme bak dedi. Yüzüne baktım. Ne halde olduğunu biliyor musun dedi tekrardan. Hayır dedim kısık bir sesle. Gel buraya diye gelinini işaret etti. Sonra da gelinini işaret ederek bak gözlerinin içine dedi. Kadının yüzünü kaldırıp bakmasıyla ilk şoku yaşadım. Gözleri alev gibiydi. Gözlerini görmemle yere bakmam bir oldu. Ayakları da tersti. Bu kadının onlardan olduğunu anlamıştım. Babana bak dedi. Baktım. Sor bakalım babana. Odada kaç kişiyiz diye sordum.
Üç kişiyiz oğlum. Sen, ben, bir de hoca var dedi. Artık gözlerimden yaşlar akıyordu. Hoca, korkma. Sadece durumunu bilmen için bunu yaptım dedi. Meğer biz oraya gittiğimizde kapıyı çalınca hoca girin diyormuş. Kendimiz giriyormuşuz. Ancak öyle bir durumdaymışım ki kapıyı o kadının açtığını zannediyormuşum. Bu hoca bayağı ünlü biri. Evine gelen misafirler eğer hoca evde yoksa oturur beklerlermiş. Biz de hocanın oduna gittiği gün oturup beklemişiz. O gün bu kadın bir köşede oturup bekliyordu. Ancak babamginin bu kadını hiç konuşmaması tuhafıma gitmişti. Ama böyle bir şeyin olacağını hiç düşünmezdim. Böyle bir şeyi mantığım almıyordu, lakin bende mantık kaldı denebilirse. Bir odada benim ve hocanın görüp babamın göremediği bir varlık olması gördüğüm rüyalardan daha korkunçtu. Rüyalarımda gördüğüm şeyi bu sefer rüya olmadığına emin olduğum bir zaman diliminde görüyordum. Tıpkı rüyanızda uçurumdan düşünce uyanırsınız da oh be rüyaymış dersiniz ya. Lakin gerçekten bir uçurumdan düştüğünüzü düşünün. Uyanamadığınızı, o zaman dilimine sıkışıp kaldığınızı, gerçekle rüyayı ayırt edemediğinizi, bunu kimseye söyleyemediğinizi düşünün. Uyumadan kabusu yaşamak bu olsa gerek. Olayın gerçekten vahametini, durumun ne kadar vahim olduğunu anlamıştım artık. Hoca yüzüme bak dedi. Baktım. Anlat dedi. İçimde bir yerde biri bana her şeyi anlatma diyordu. Kitabı anlatma. Kolyeyi anlatma. Ancak bu sefer o sesi dinlemedim. Hocaya bu olayları ilk öğrenci evinde kaldığım arkadaşımın yüzünden yaşadığımı, onun kolyesini bulduğumu, benim odasına girdiğimi, hiçbir kanıt olmamasına rağmen ayrıntılarıyla bildiğimi anlattım. Hocanın verdiği şeyi boynuma asmak yerine Atakan'ın verdiği kolyeye kendi resmimi koyup onu yanımda taşıdığımı söyledim. Rüyalarımdan bahsettim. Hoca bir kelam dahi etmeden dinledi, dinledi. En sonunda gözlerimin içine bakarak, ''Oğlum, durumun vahim olduğunu biliyorum. Lakin vehametin bu derece büyük olduğundan bir haberdim.'' dedi. İçimdeki korku çukuru daha da derinleşti. ''Bu uzun bir süreç. Kurtarmak için her şeyi yapacağım. Ancak başına 5 tane şerli vermişler.'' dedi. ''Hiçbir şey diyemiyorum. Gözlerim dolu dolu sadece dinliyordum. Lakin bu 5 tanesi çok tehlikeli. Ömrü hayatımda gördüklerimin hepsinden çok daha güçlüler. Bunun sebebi onların çocuklarını öldürmen. Şu kapının dışında seni bekliyorlar. Her yerde yanındalar. Lakin bu eve giremezler.'' dedi. 3 gün boyunca hoca evinde kal. Hoca ekmeği ye. Hoca suyu iç.'' dedi. Susuyordum sadece. Ben susuyordum. Babam susuyordu. Bezmiş bir vaziyette oturuyorduk sadece. ''Peki aileme bir zarar verirlerse ne yapacağım?'' dedim. ''Bilemiyorum oğlum. Elimden bir şey gelmez.'' dedi. ''Hayır, ailene zarar vermezler.'' demesini beklerken beni derin bir endişeye sevk etmişti. Babama dönüp baktım. Sadece yalandan bir gülümseme vardı suratında. Ah baba ah! İçinden neler geçiyordu o an? Ne korkular, ne ızdıraplar kim bilir? Babamla konuştuk. ''Oğlum, merak etme. Kimse bize bir şey yapamaz. Sen 3 gün boyunca hocanın evinde kal. 3 gün sonra almaya gelirim seni.'' dedi. Gözleri dolu doluydu babamın. Ben babamı öyle görünce ağlamaya başladım. Babam ağlamadı. Sadece sarıldı bana ve çıkıp gitti. Arabada ağlıyorlar olmalıydı. Aklım ondaydı. Bir taraftan annemi düşünüyordum. Hep evde dursaydım, okumasaydım ya da sanayide işçi olsaydım daha mutlu olurdum diye düşündüm. Milli eğitime sövdüm. Üniversiteye sövdüm. Evden ayrılmama sövdüm. O çocukla hiç tanışmasaydım bunların hiçbiri olmazdı diye düşündüm. Kendime sövdüm. İnsanlara çabuk güvendiğim için. Bu düşüncelerle gözlerim dalıp gitmişken hocanın sesiyle irkildim. ''Ne düşünüyorsun?'' dedi. Gözlerim dolu dolu cevap verdim hocaya. ''Neden ben?'' dedim. ''Neden ben?'' ''Anlayacağız oğlum.'' dedi. ''Anlayacağız.'' Hoca devamlı içinden bir şeyler okuyordu. Ben de kenardaki minderde oturmuş, başım eğik düşüncelere dalıyordum. Yatsı vaktine kadar bu böyle devam etti. Yatma vakti gelince
Hoca odanın birini bana gösterdi. Zaten küçük sayılacak bir evi vardı. Girişte oturulan salon gibi yer, iki tane bundan farklı oda vardı. Biri hocanın odasıydı. Diğeri de misafirler için zannedersem. Çünkü ben orada kaldım. Hoca gelinini işaret ederek Arapça bir şey söyledi. Gelin tepki vermedi. Verdiyse dahi ben anlamadım. Hoca bana döndü. Senin kapına bir şey koyacağım. Evin içine şerli varlıklar giremez. Lakin pencereden seni çağıran biri olursa sakın o tarafa dönme dedi. Tamam dedim. Yatacağım odaya gittim. Hocanın gelini kapıda bekliyordu. Ayaklarına baktıkça ürperiyordum. Evin tavanı hasırdandı. Tavana gözlerimi diktim. Camdan bir gölge geçti gibi oldu. Başımı hemen o yöne çevirdim. Kimse yoktu. Kaldığım odanın penceresi dağ tarafına bakıyordu. Zaten çok ev olmayan bir yerdi. Kapkaranlıktı dışarısı. Tekrar tavana bakarken pencereden birinin bana baktığını gördüm. Kesinlikle emindim bu sefer. Boynumu çevirmemle şok oldum. Dünya üzerinde görmediğim kadar güzel bir kadın bana bakıyordu. Büyülenmiştim sanki. Gel diyordu parmağıyla bana. Ayağa kalktım. Pencereye yöneldim. Pencereyi açıyorken o arkamdaki gelin birden önüme geçerek o güzel kıza İlşerin ifritun dedi. Böyle yılan gibi tıslayarak söylüyordu bu sözü. O güzel kız rüyalarımda gördüğüm pis, uzun, yağlı saçlı, siyah dişli şeylerden biri olmuştu sanki bir anda. Öyle bir irkildim ki bir çığlık attım. Hoca koşarak geldi yanıma. Ne oldu oğlum dedi. Konuşamadım, kekeledim. Su getirdi hoca, içtim. Biraz dilim çözülmüştü. Anlattım olayları. Penceremde çok güzel bir kadının belirdiğini, sonradan gelininin beni kurtardığını söyledim. Hoca bir şeyler okuyarak pencerenin yanına gitti. Bir şeyler dışarıda dolanıyor, sesler, gülüşmeler geliyordu. Ben evde ve üniversitede olduğum zamanlarda her zaman onların yanımda olduklarını bilmek korkunç bir şeydi. Kendi kendime düşündüm. Bunlar hep yanımda mıydı diye. Gözlerimden yaşlar aktı. Bir rüzgar uğulduyordu sanki. Hem rüzgarın sesi hem de gırtlaktan gelen Arapça olduğunu tahmin ettiğim bir lehçeyle sesler, bağırışmalar, nefret uyandıran bir ses geliyordu. Hoca gözlerini pencereye dikti. Sonra gözlerini kapattı. Bir şeyler okuyordu. Bu sefer sesi bağırıyordu. Dışarıdan hocaya gülüyorlardı. Hoca bağıra bağıra okudukça dışarıdan daha sesli gülüyorlardı. Ama bu gülme normal bir gülme değildi. Nefretle dolu korkunç bir gülmeydi. Şiddetli bir rüzgar vardı dışarıda. Sesler seslere karışıyordu. Hoca okumaya devam etti. Arkamı döndüm. Hocanın gelini yoktu. Hocam diyorum. Bağırıyordum. Beni duymuyordu. Sadece pencereye bakarak okuyordu. O okudukça dışarıdan gelen gülüşmeler artıyordu. Gelinini arıyordu gözlerim. Odamın kapısından bakıyordum. Dış kapının açık olduğunu görüyordum. Kapıdan bana bakıyorlardı. Kapıdan bana baktıklarını görüyordum. Hoca sadece sesli bağıra bağıra okuyordu. Pencerenin önünde ayaktaydı. Bana bakanların en önde gelin duruyordu. Kapıdan içeri giremiyor fakat beni çağırıyorlardı. O kadar cezbedici bir sesleri vardı ki kapıdan onlara bakıyordum. Gelin bana bakıyordu. Arkasındakiler bana bakıyordu. Hiç kımıldamıyor, sadece çağırıyorlardı. Gel diyorlar. Dağlara gidelim diyorlardı. Sadece gözlerini görebiliyordum. Gözlerinin konumundan boylarını anlayabiliyordum. Gidiyordum onların yanına. Beni götüreceklerdi. Kendimi teslim ediyordum. Hocanın okuduklarını duymuyordum. Sadece onlara gitmek, onların olmak istiyordum. İlerliyordum çıkış kapısına. Hocanın sesiyle irkildim. Hoca dur dedi. Hakim olamıyordum kendime. Gitmeliydim. Hoca önüme geçti. Kapıya doğru okuyor ve üflüyordu. Kapıdan bir çığlık yükseldi. Kapıdaki gözler kaybolmuştu. Hoca kapıyı kapattı. Bitkin düşmüştü. Biraz kendi kendine geldikten sonra gelin neden onların arasında dedim. Onu sana koruyucu tayin etmiştim. Onları uzaklaştırmak için. Kendini feda etti oğlum dedi. Koskoca adam ağlıyordu. Gözlerinden boncuk boncuk yaşlar döküldü. Onu aldılar dedi. Ben sadece korkulu gözlerle hocaya bakıyordum. Sadece ikimiz kaldık. Ve sabaha saatler vardı.
Hocanın elindeki kolyem gözüme çarptı. Bunu istiyorlar dedi. Neden hocam dedim. Seni almak için. Evi mühürledim oğlum dedi. Lakin sabah olana kadar dışarı çıkamayız. Artık bana da düşmanlar dedi. Sonra kapı çaldı. Hoca kimsin diye seslendi. Gelen ses babama aitti. Hoca bana baktı. Sonra kapıya yöneldi. Kapının dibine gelince durdu. Arapça bir şey söyledi. Dışarıdan ses gelmemişti. Hoca bağırarak bir kez daha söyledi aynı kelimeyi. Yine ses gelmedi. Sonra sen misin dedi babamın adını söyleyerek. Benim hocam benim dedi. Kapıyı açtı hoca. Dışarıda gerçekten babam duruyordu. Hoca buyur gir içeri dedi. Bir taraftan babamın ayaklarına bakıyor ve eve girebilecek mi onu kontrol ediyordu. Ayakları normaldi ve eve girmişti. Gerçekten babamdı. Telaşlıydı. Oğlum dedi ve sarıldı bana. Ne oldu baba dedim. İyisin değil mi oğlum dedi. İyiyim baba. Gecenin bu saatinde ne yapıyorsun burada dedim. Bizim evin yakınında depomuz vardı. Orada yangın çıkmıştı. Kullanmıyorduk depoyu. Yıllardır öyle duran depo cayır cayır yanmıştı. Babam da benim odamın yanmasından sonra depoda yanınca korkmuş. Bana da iyi miyim diye bakmaya gelmiş. Bu olaylarla alakası var mı diye düşünmüş. Benim yanımda hiçbir şey yoktu. Hocanın evine sadece gömlek ve pantolonla gelmiştim. Hocanın evinde öylece duruyordum. Cep telefonu çekmiyordu. Hocanın ev telefonu dahi yoktu. Televizyon yoktu. Adam elektriği sadece ışık için kullanıyordu. Zaten sadece oturup devamlı okuyan biriydi. Devamlı düşüncelere dalıyor gibiydi. Baba, annem nerede? Ne yapıyor dedim. Oğlum, seni buraya getirince anneni de dedengile götürdüm. Yalnız kalmasın diye dedi. Çok iyi yapmışsın baba dedim. Evde annemin yalnız olmasını düşünemiyordum bile. Baba, dışarıda tuhaf bir şey gördün mü? Hayır oğlum. Sadece yolda gelirken önüme bir keçi çıktı. Köyün girişindeydi. Birden durdum. İndim baktım keçi yoktu. Ben de yaban keçisidir diye tekrar binip geldim buraya dedi. O gece babam da hocanın evinde kaldı. Sabaha kadar uyumadan oturduk. Sabaha karşı uyuyakalmıştım. Hiç rüya görmedim. İlk defa iyi bir uyku çektim. Uyandığımda babam başucumda oturuyordu. Hoca ise ortalıkta yoktu. Babama baktım. Güldü. İyi uyudun oğlum. Mışıl mışıl uyudun. Hep seni izledim dedi. Evet baba. Çok iyi uyudum dedim. Babam hiç uyumamış. Hoca da hiç uyumamış. Başımda beklemişler. Hoca dışarıdan bize seslendi. Hocanın yanına gittik. Hocanın koyunlarının hepsi telef olmuştu. Yardım edin. Şunları gömelim dedi. Hocam, durup dururken niye telef oldu bu koyunlar dedim. Boş ver oğlum. Hastalanmışlardır dedi. Bu sırada gözüm koyun ağılına takıldı. Ağılın duvarlarında tırnak izleri vardı. Bildiğiniz tırnakla her yerini birileri boydan boya çizmişti. Hocam, bu izler nedir böyle dedim. Seni alamayınca hırslarını buradan ve koyunlardan almışlar oğlum dedi. Babamın kulağına eğildim. Hocanın telef olan koyunlarının parasını nasıl ödeyeceğiz baba dedim. Hoca babama söylerken duymuştu. Bu senin suçun değil oğlum ama artık burada durma dedi. Gelininin götürülmesinden çok etkilendiği belliydi. Belki söyleyemiyordu üzmemek için ama bunda benim payımın olduğunu biliyor, belki de onun başına gelenlerden beni sorumlu tutuyordu. Burası güvenli değil dedi. Kolyeyi bana verip artık kendi evinize gidin dedi. Koyunları gömdük. Hoca ile vedalaşıp arabaya bindik. Arkamı döndüm. Hocaya bakıyordum. Hoca da bana bakıyordu. Oradan uzaklaştık. Dedemlerin evine gitmiştik. Dedemin evine girdiğimizde dedemle babaannem beni görünce pek memnun olmamıştı. Sadece annem sarıldı boynuma. Onlar hoş geldin demekle yetindiler sadece. Sofraya oturduk. Kimseden çır çıkmıyor, sadece yemek yiyorduk. Yemekten sonra da dedemden pek ses çıkmıyor, sanki benim orada olmamı istemiyor gibiydi. Yatsı vaktinden sonra annem, babam ve ben üst kata çıktık. Üçümüz üst katta oturuyorduk. Annem hocadan alıp ona verdiğim kağıdı poşetle kaplatıp zincir takmış. Al oğlum, tak bunu boynuna dedi. Aldım taktım. Atakan'ın verdiği kolye ise elimde duruyordu.
Annemin dizine yattım. Babam karşımda oturuyordu. Herkes kafasından bir şeyler düşünüyordu. Bu huzurla uyuyakalmıştım. Yine kabuslar peşim bırakmıyordu. Üzerimde bir ağırlık vardı. Yine üniversitedeki evimizdeydim. Direkt kalkıp pencereye koştum. Hava kırmızıya çalan bir kızıllıkta, dışarıda her yer alev alev yanıyordu. Sokaklarda hiç insan yoktu. Arkamı dönüyordum. Atakan bana bakıyordu. Ancak bu sefer benden çekiniyor gibiydi. Boynumdaki hocanın verdiği şeye bakıp eliyle çıkarmamı işaret ediyordu. Hayır diyordum. Arapça bana kızıyor, bağırıyordu. Anlamıyordum. Tek anladığım, hocanın verdiği şeyi çıkarıp onunla gitmemi istediği olmuştu. Kapıdan bana bakıyorlar, gel diyorlardı. Boynundakini çıkar, gel bize katıl diyorlardı. O kadar cezbedici kolyeyi çıkarıyordum. Onlara doğru gidiyordum. Babamın sesiyle irkildim. Uyurken boynumdakini çıkarmaya çalışıyormuşum. Arapça yine kendi kendime bağırarak konuşuyormuşum. Yine ter içindeydim. Değerli dinleyicilerim, hikayemizin 3. bölümünün sonuna geldik. Bu bölüm hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazın. Diğer bölümlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. Hikayemizin heyecan dolu 4. bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.